Herkese iyi akşamlar. Fonksiyonlar dersiyle bir aradayız. Fonksiyonlar diğer dillerden de alışık olduğumuz bildiğimiz fonksiyonlar arkadaşlar. Şimdi notasyon olarak felsefe olarak fonksiyonlar bir subrutindir ve bir kod bloğu içerisinde implemente edilir. Bu kadar. Bir sıralı bir operasyon içerir. Subshell'de gördüğümüz yaklaşımdan belli bir miktar bir farkı var. Subshell'de biliyorsunuz hemen fonksiyon orada subshell tanımının içerisinde, normal parantez içerisinde kendi satır sırasında hemen çağrılırken ve bu işlem ayrı bir kabuk içerisinde gerçekleştirilirken fonksiyon aynı kabuk içerisinde fakat içerisindeki yazılmış komut sıraları fonksiyon çağrıldığında icra ediliyor. Temel iki yazım şekli var. Başına function, bazı dillerde de bu şekilde kullanım var. C style'da olduğu gibi tabii ki tam notasyon C'ye benzemiyor. Çünkü C'lik kadar geniş bir çerçevede bir fonksiyon ele alınmış değil burada. İşimizi görecek kadar bir fonksiyon çerçevesi var Bash Script'te. Dolayısıyla ne dönüş değeri ne de başka keywordler olmaksızın sadece fonksiyon ismini yazıyoruz. Tabii ki bir dönüş değeri kavramımız var ama kendi tarzında bir dönüş değerini de ele alacağız. Bunlar bir satırda da hemen yazılabilir. Sadece noktalı virgülle tüm komutları ayırıp en sonunda bir noktalı virgül koyduğun zaman tek satırlık fonksiyonlarda elde edebiliriz. One line func diyelim. Hemen echo merhaba. Şöyle diyelim printf merhaba printf dünya diyelim. Şunu da çift tırnağa alalım. Aynı gözüksün. Pardon. Şuraya da bakın. Eğer bir noktalı virgül koymazsam şöyle bir tamamlanmamış satır tepkisi alacağım. Evet, şimdi one line funk'ı çağırıyorum. Bir de funk yazmışım. Funk yazacağım ama. Onu da düzeltelim. One line funk, merhaba dünya dedik. Ne oldu? Tek satırda birkaç program, komut vesaire çağırabiliyoruz. Hemen basit örneğimize geçiyorum. Simple funk sh üzerinden anlatımımızı yapalım. Şurayı da buraya alalım. Şimdi buraya bir değişken atamışız. Funky fonksiyonu. Önce sadece funky fonksiyonunu bir çalıştıralım. Ben birkaç örneği bir araya getirdim. Burada. Evet, git pilot tamamlıyorsam edişi. Evet, features. Evet. Git pilot güzel tamamladı. Sadece funky çalışsın. Bir bakalım duruma. Ne oldu? Funky fonksiyonum çağrıldı. Birinci satırdaki işlem gerçekleştirildi. İkinci satırdaki işlem gerçekleştirildi. Bu kadar. Bitti. Eğer funky'yi çağırmazsam o fonksiyon içerisinde normal diğer dillerdeki fonksiyon gibi o icra edilmeyecek içerisindeki komutlar her ne zaman çağrılırsa onun içerisinde çağrılan diğer komutlar da icra oldu dedim geçtiğim. Funky'yi kapatalım şimdi. Fan'ı açalım ve onun üzerinden birkaç örnekle devam edelim. Şimdi funk name diye güzel bir değişken var. Fonksiyonun ismini veriyor. Kendi ismini almış oluyorsunuz buradan. Çalışmaya başladı dedik.
3 defa tekrarlayacak bir while döngüsü içerisine koyuyoruz. Başka da hiçbir şey yok. Burada mesela göstereceğimiz şudur ki just a second'ı aldığını göreceğiz. Yani global değişkeni doğrudan herhangi bir işlem yapmıyoruz. Doğrudan bu fonksiyon içerisinde gördüğünü, onu bir olarak gördüğünde göreceğiz. Şöyle de yapalım. Evet. Çok güzel tamamladı. Gitpilot yine. Biz onu göstermeyeceğiz. Just a second'ın geldiğini görsek yeter. Şu simple funk esas çalıştıralım. Bakın. Bir saniye durdu. Ve akabinde de ne yaptı? 3 defa tekrarladı. Biz sleep just a second'ı bunun içerisinde de yapabiliriz. Tüm while'a dair veya script'e dair ne biliyorsanız fonksiyonların içerisinde geçerli olarak kullanmanız mümkün. Şimdi başka kurallara geçelim. Eğer aynı isimde iki fonksiyon tanımlanırsa ne olacak? Tabii ki buna funk demişiz. Fun diyeceğim ki aynı isimde olsun. Çoklu seçmeyi beceremedim bir saniye. Şimdi iki tane aynı isimli fonksiyon var. Ne oldu? İkincisi çağrılmış oldu. Bu da bir örnek. Peki üçüncüsünü de tanımlarsam ne olacak? Her zaman en son tanımlanan fonksiyon, en son implement edilen fonksiyon geçerli ve fonksiyonlar boş olamaz. Ne oldu? Üç tane fonksiyon tanım var. Tabii ki üçüncüsü geçerli olacak. Fun isimli aynı isimli fonksiyonlardan. Ama üçüncüsü de yanlış. Neden yanlış? Çünkü boş fonksiyon tanımlayamıyoruz. Dedim ve geçtim. Kullanışsız bir özellik var. Fun fonksiyonu içerisinde fun2 diye bir fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Ama o fonksiyon yalnızca orada duracak. Şimdi ikinci fonksiyon fun, son yazdığım fun burada durduğu için evet, son yazdığım fun isimli fonksiyon geçerli. Yukarıdaki çalıştırılmıyor. Aşağıda en son yazdığım çalıştırılıyor. Onun içerisinde fun2 diye bir fonksiyon tanımlamışız. Ta ki fun2 onun içerisinde çağırıncaya kadar da bir anlamı yok. Bakıyoruz şimdi. Bakın. Bu genel olarak kullanışsız bir özellik diyebiliriz. Fonksiyon içerisinde fonksiyon implementasyonu. Ama yine de bilin istedim. Diyorum ve sıradaki konuya geçiyorum. Dokümanımıza dönelim. Burada benzer daha başka örnekler de var. Buradan dikkatimi çekenleri ben bir araya topladım. Siz diğer örneklerle de bir hemhal olabilirsiniz. Biz hemen 24.1 bölümüne geçelim. Ve fonksiyon argümanları. Burada bakın argüman olarak yani aslında fonksiyon parametre listesi alabiliyor. Bundan hemen hızlıca bahsedelim. Bu oluyor da nasıl oluyor? Hemen şu örnek üzerinden gideceğiz şimdi.
Evet. Normalde script'e verdiğimiz dolar 1, dolar 2, dolar 3 script'in dışından verdiğimiz shell script'e verdiğimiz parametre listesi aynı şekilde aynı isimli fonksiyonlar içerisinde geçerli. Örneğin func 2'ye first dediğimiz zaman ne olacak? First artık dolar 1'in yerine geçecek. Fonksiyona hangi parametreyi verirsek verelim. Şimdi onu komut satırında bir kolayca göstereyim. Uygulama biraz örnek biraz karışık gelmesin. Func diyorum. Bir fonksiyon açtım. Func isimli olmak zorunda değil. Monk da dersiniz. Func, monk. Burada bana verilecek birinci parametreyi bastırayım. Bana verilecek, eğer verilmişse ikinci parametreyi bastırayım. Şurada yapacağız. Evet, şimdi mount diyorum. Hiçbir şey basamadı. Dolar 1, dolar 2 boş. İki tane boşluk. İki satır boşluk bastı. 1, 2, 3 dedim. Bakın 1, 2, 3'ü bastı. 4, 5, 6 verdim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya da şöyle diyelim. Arc 1, arc 2 gibi. Ne yapıyor? Fonksiyon dolar ve dolar 2 ile kendisi parametre listesi kabul ediyor onu. Yani şu parantez içerisinde herhangi bir şey vermiyoruz. Normal diğer dillerdeki gibi parametre listesini, yani bir fonksiyon deklarasyonu yok veya fonksiyonun parametre listesi iki parantez içerisinde verilmiyor. Bu normal bildiğiniz diğer dillerde bildiklerinizi unutun. Burada fonksiyon parametreleri kendi içerisinde dolar 1, 2, 3, 4, 5 sayıları üzerinden verilebiliyor. Evet. Buraya geçelim. Şimdi hemen hızlıca burayı okuyalım. Return value iki örneği birleştirmiş oldum ben. Return value birazdan geçelim. Return görmüşken söyleyelim. Bir built-in'dir. Yerleşik. 5'in içerisi gibi yerleşik komutumuz. Yani 5'in yerleşik bir özelliği olmuş oluyor. Bir keyword'dür return. Evet, şimdi burada dolar 1, yani argüman var mı yok mu sorusuna bir cevap arıyor. Sıfır boyutunda mı, zero length mi diye bir sorgulama yapmış. Eğer sıfır boyutluysa verilen parametre onu yazıyoruz. Değilse de ne yazılmışsa onu yazıyoruz. Şimdi şurada parameter substitution özelliğini kullanmış. Bu şudur, eğer 1 yani argüman dolar 1 set edilmemişse default variable'ını kullan. Yani parameter ve default formatında bu chapter 10'da 10.2'de geçer. Siz buradan bakarsınız. Burada kullanılan format şu. Eğer parametre set edilmemişse parametre isimli değişken. Örnek burada parameter. Eğer parametre isimli değişken set edilmemişse default'u kullan anlamını taşıyor. Orada kullanılan özellik o. Dolayısıyla ne anlam taşıyor? Eğer set edilmemişse ne yapacak? Bakalım. Parametresiz çağırdığımızda, sıfır boyutlu çağırdığımızda veya uninitialized, daha önce initialized edilmemiş parametreyle çağırdığımızda bakalım default mı gelecek yoksa dolar 1 mi gelecek görmüş olacağız. Eğer parametre set edilmemişse default ifadesini göreceğiz örneğin birinci örnekte. Gelin bir çalıştıralım. Şimdi çağırdığımızda birinci örnekte indiriyoruz. Hiçbir şey nothing pass buradan geldi. Ve variable ne oldu? Default geldi. Neden? Çünkü
dolar bir set edilmediği için bu parameter substitution özelliği, şu özel yazım formatı dolayısıyla eğer birinci parametre yani dolar 1 burada yani burada bizim fonksiyon birinci parametresine karşılık geliyor. Eğer set edilmemişse dolar default denen değişkeni variable'a atadı. Ne oldu? Onun ismi de default'tan ibaret. Parametre 2 henüz zaten daha koymadık bu burada görüldüğü gibi sadece func ne 1 ne 2. İkincisinde farklı bir şey yapıyoruz. Zero length olarak çağırıyoruz. Bakınız. Zero length bir variable buraya koyuyoruz. Zero length bir string, sıfır boyutlu bir string koyduğumuz zaman bakınız tepkisi zero length bir string oldu. Yani set edilmiştir. Dolay 1 diye bir değişken artık var ama boyutu sıfır. Burada böyle bir fark var. Evet. Şimdi şuradaysa null parameter passed. Evet. Hiç olmayan bir değişkeni ben ona atadığım zaman bakın tepki yine aynı. Yine sıfır boyutlu. Ama bir dolar bir var mı? Var. Hiç yok değil. Dolayısıyla parameter substitution'da birinci kısım boş da olsa variable'a atanmış oluyor. Geliyoruz bir parametreyle çağırmaya. Function first'ü çağırdığımız zaman bakınız ne oldu? Zaten yazılan ifade nedir? First. Demek ki birinci parametre neymiş? Birinci argümanımız first. Evet, burada first second, ikinci first second ne oldu? Birincisi first, ikincisi second gayet güzel gördük. Burada ne oldu bakın? Birincisini boşluk atadık, ikincisinde second olduğunu okuyoruz. Birincisi zero length gibi bir örnekle örneğimizi sonlandıralım. Şimdi return value'da arada işleyi verelim. Nasıl yapalım? Gelin şimdi return value'da işleyi vereceğiz. Fonksiyonun dönüş değeri neymiş diye bakacağız şimdi. Retval dolar soru işaretiyle dönüş değerini alıyorum her seferinde. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Redval en son çağrılan değer neymiş bakın. Redval parametre 2 çağırmadığımız için 222 her seferinde 222 geldi. Sadece parametre 2'nin çağrıldığı örneklerde son iki örnek o da. Son iki örnekte parametre 2 çağrıldığı için dönüş değeri 0 geldi. Şimdi retval değerini istediğim kadar şurada set edeyim. Ama günün sonunda gidip dolar 2 kontrolünde de retval'i set ettiğim için ne oldu? Son hali o olmuş oldu. Gelin biz dolar 2 kontrolünde hiç umursamayalım. Sadece dolar bir kontrolü için kullanalım. Şimdi bakalım. Şimdi baktığımızda bakın null durumları için 111. Null olmayan durumlar için 0. Birinci parametrenin null durumu için 111'i görmüş olduk. Böylece return değerimizi nasıl elde ediyoruz? Return built-in'imizi bir integer ile birlikte çağırıyoruz. Ve bu integer'da dolar soru işaretiyle alıyoruz. Tıpkı script'in dışında da yaptığımız gibi fonksiyonla fonksiyonla bir shell'in ortak özelliklerinden bir tanesi işte bu dolar soru işaretli dönüş değerinin alınması. Exit yerine fark olarak da
exit yerine, bakın buraya da 0 değil de 333'tü değeriyle dönüş yapalım. Ve şimdi echo dolar soru işareti dediğimiz zaman, pardon, evet, bir gerçeği de hatırlatma fırsatı bulmuş oldum. Buradaki maksimum değeri hatırlatalım. Şimdi 256 yazıyorum. Parametre tekrar çağırıyorum. Echo dolar soru işareti diyorum. Bakın 0, 256, 0'a eşit. Burada maksimum 255'e kadar biz dönüş değeri tanımlayabiliyoruz. 333 dediğimizde tabii ki taşma yaptığı için 77 ifadesini gördük. Biz buraya bir 244 diyelim. Bu exit kodlar shell için, fonksiyonlar için istediğinizi verin. Ama shell için bazı ön tanımlı olan değerler var. Onlara bakarsınız. Exit ile birlikte kullanırken dönüş değerine dikkat edebilirsiniz. Fonksiyonlarda return ile dönüyoruz. Script'te exit'le ama günün sonunda dolar soru işaretiyle çıkış değerini, return value'yu, dönüş değerini alabiliyoruz diyorum ve bu örneği de kapatıyorum. Geçelim. Dosyamıza geri dönelim. Şöyle bir aşağı inelim. Sözlü ifade edebileceğimiz. Bakın shift example 36-18'de çok güzel ifade edilmiş. Bakın bir çarpan olarak shift veriliyor. Shift biz buraya multiply'in yanına dolar 1, dolar 2, dolar 3, dolar 4, dolar 5, dolar 6'ya karşılık gelecek. Atıyorum multiply fonksiyonu 3 boşluk, 4 boşluk, 5 boşluk, 6 boşlukla çağıracağız. Örneğin mesela ne olmuş? Mult 1 ile mult 2'yi çarpıyor bakın. Mult 1, 2, 3'ü çarpabiliyor. Mult 1, 2, 3, 4'ü çarpabiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Shift ile yapıyor. Shift ne yapıyor? Bakın hiç dolar 1, 2, 3, 4 çağırdık mı? Hayır. Ama shift onu iterasyonunu sağlıyor şu döngü içerisinde. Her shift dediğinizde artık dolar 1 değil, dolar 2, dolar 3, dolar 4 şeklinde shift fonksiyona verilen parametre listesinin iterasyonunu sağlamış oluyor. Bu da çok güzel bir örnek. Ellerinizden öpsün. Geri dönelim. Evet, shift'ten bahsettik. Burada çeşitli örnekler var. Bakın echo dolar 1 ile sonra func dolar 1 dediğimizde ne yapmış olacağız? Bu dolar 1, script'in içerisindeki dolar 1, script komuta verilen argüman. Ama fonksiyonun içerisindeki echo dolar 1'deki dolar 1 fonksiyona verilecek parametre. Şimdi fonksiyona script'in birinci argümanını parametre olarak verdiğimizde ne olmuş olacak? Biz komutla birlikte gelen birinci argümanı fonksiyonumuza birinci parametre olarak pes etmiş, geçirmiş olacağız. Bu kadar basit bir örnek. Indirect referans, onu geçelim. Şu dereferencing meselesine bir bakalım şimdi. Evet. Burada güzel bir örnek var. Dereferans örneğini hemen hızlıca ele alalım. Evet, dereferans örneği. Şunu da unutmadan şuraya koyalım. Şimdi burada ne yapıyor? Burada yaptığı şey şu. Şimdi bir junk diye, some text diye bir string değişkenimiz var. Şimdi junk, evet bildiğimiz junk olarak some text before yazacak buraya. Aynen şuraya yorumda yazdığı gibi. Şöyle biz ifade edelim daha net olsun. Output. Fonksiyonda dereference junk dediğim zaman ise enteresan bir şey olacak. Junk halbuki normalde bu fonksiyon içerisinde de erişilebilir pekala, değil mi?
yukarıda da tanımlarız, global hale getiririz falan filan. Bu zaten global alanda junk. Değişkeni doğrudan erişmiyor. Dereferans ederek erişiyor. Nasıl yapıyor bakalım. Şimdi öncelikle sadece variable'ın adını alıyorum diyor. Değerini değil. Peki. Ondan sonra bir okus pokus yapıyor burada. Okus pokusu yaptıktan sonra artık bizim argümanımızın tıpkı değil, yani bu birebir bir benzerlik değil C'deki dereferansa. Ama kapsam olarak benzer bir kapsamda bir işlem yapılıyor. Yani burada tabii ki bir pointer adresi elde edilip onun pointer başka bir pointer değişkenine değeri atanıp o yeni pointer değişkeni üzerinden değerinin değiştirilmesi veya handle edilmesi orada farklı bir şekilde yapılırken burada da bu işin script tarzında ele alınmaya çalışılmış. Bu oldukça ileri bir örnek diyebiliriz. Yani C++'daki dereferansı hani ne olduğunu bir anlamış, bilmiş olmanız lazım tabii ki. Ki o da temel bir konu zaten o tarafta. Ne oldu? Bakalım. Şimdi gelin çalıştıralım. Şimdi 18. satırda, ya bu arada line no'yu ekledim. Bu da hani çok severiz yani C'de şu şekilde kullanmayı. Bir ön tanımlı bir definer hani o. İşte onun yerine bir line no kullanabiliyoruz burada da debug edebilmek amacıyla. Şimdi line no dedik, 18. satırda ne gelmiş? Some text before. Tamam, doğru. Şimdi 20. satırda dereferansı junk çalışacak. Ve bakın şimdi 10. satırda çalış fonksiyon çağrıldı. 10. satırda bakın ne bastı artık. Burada bastığı şey bizim değişkenin ismi. Bakın bu şekilde değişkenin ismini ele aldı. Ondan sonra 12. satırda bizim expr işlemini yaptıktan sonra bakın 13. satırda ne gelecek? Bakın burada doğrudan sum text'i eline aldı bakın. Hiç junk değişkenini kullanmadan junk değişkenin değerini elimize alabildik. Ardından da utanmadık. O değişkenin değerini yenisiyle değiştirdik. Bakalım 21. satırda ne oldu bakın. Some different text oldu bakın. Değişkenin değeri değişildi. Junk değişkenin ismen dolar junk diyerek veya junk eşittir bla bla diyerek hiçbir değişiklik yapmaksızın dereferans yöntemiyle bu global değişkenin değeri değiştirilmiş oldu. Enteresan bir örnek. Bu da aklımızın bir ucunda bulunsun. Hemen hızlıca indiriyorum. Burada başka bir örnek daha var. Dereferansla ilgili. Exit status return'ü gördük. Burada bazı örnekler var. Bunlara da bakabilirsiniz. Return value ile ilgili bayağı dallandırıp budaklandırılmış. Ayrıca ekstra örnekler verilmiş. Ben hepsine giremiyorum. Redirection bahsedilmiş. Bu redirection işin fonksiyona vermeye hiç gerek yok. Bu bir kod bloktur. Evet, sub shell'lerde yaptığımız gibi. Fonksiyonun dışına elbette bir redirection verilebilir ama Allah aşkına ne gerek var? Bunu böyle yapmayın. Redirection yapacaksanız while readline döngünüzün içerisinde done'ın dışına zaten verebilirsiniz onu. Hatta onu parametrik de yapıp $1, $2 vesaire ile de dosyanın petini de alabilirsiniz. Bu şekilde kullanımı yani ben tercih etmem. Yani doğrudan fonksiyon dışına bir redirect yapmayı. Ama dil buna izin veriyor mu? İzin veriyor. Geçelim local variables artık. Evet. Şimdi burada bir örneğimiz var. Bu örneğimiz ne diyor bakalım. Şimdi bir local var ve yeni bir local diye
Bakın bir şeyle tanışıyoruz. Evet, bu local'da bir built-in. Şimdi bu built-in ifadeyi verdiğimiz zaman başına, kimin başına? Local, boşluk, değişken, 23 atadığımız zaman artık bir lokal variable olarak tanımlanmış oldu. Evet. Şimdi dışarıdan erişilememesi lazım. Bir de global variable var, 999. Dışarıdan da bunun erişilebiliyor olması lazım. Bakalım neler olacak. Bir deneyelim. Evet, buradan şu anlaşılıyor ki ben bunu burayı aldıktan sonra denememişim. Bana da sürpriz olacak. Evet. Bakın. Fonksiyon içerisinde local variable erişilmiş. Orada tanımlanmış. Orada erişilmiş. Bir global fonksiyon. Tanımlanmış. Bakın bildiğimiz dillerden veya C'den tamamen farklı. Yani fonksiyonun içerisinde fonksiyon scope içerisinde global variable tanımlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o böyle bir gerçek var açıkçası. Lokal ise lokal olduğunu açıkça ifade etmeniz lazım. Ne olmuş? Global variable 999 olarak da tanımlanmış. Biz bu global variable'ı hatta hem erişilir hem oluşturulur hem değiştirilir olduğunu gösterelim. Bir de eşittir copilot 42 buyurdu. Tamam, peki 42 olsun. Çalıştıralım. Bakın 42 yok ortamda çünkü fonksiyon ona doğrudan o erişti, değiştirdi ve dışarıda da bakın global variable 999 oldu. 42 diye bir şey yok. Ama fonksiyon dışında 23'e görüldüğü gibi erişilemedi. Evet, lokal ifadesiyle ifadelendirilmeden C'nin tam tersine özellikle lokal olarak ifade edilmesi lazım ki fonksiyon içerisinde değişkenin o lokal olsun. Otherwise it's global diye bize Copilot yapay zeka bakın yorum satırını kendisi tamamladı. Yoksa global olur diyor. Peki abi. Evet. Yoksa global olur biliyoruz. Çünkü biz yukarıda herhangi bir global var ismiyle tanımlamadan da onun tanımlandığını görmüş olduk bakın. Görüldüğü gibi. Evet, dokümana dönüyorum şimdi tekrar geri. Örnekler çeşitlendirilmiş. Evet, recursion konusu yani iç içe kendini çağıran fonksiyon. Kendini çağıran fonksiyon meselesi de burada ele alınmış. Bakın, recurse bunun parametresi dolar bir ile vara alınmış. Ondan sonra da bir döngüye sokuluyor ve her seferinde kendini çağıran bir fonksiyon. Bunu örnekleri de yapabilirsiniz burada. Ayrıca lokal variable olmadan recursion diye de bir başlık açılmış ve burada bir Fibonacci algoritması çalıştırılmış. Ayrıca bir örnek daha var. Bunları ele alabilirsiniz diyorum. Ve son bir bonus bir örnekle konuyu kapatıyorum. Şimdi geçen ders Subshell'de işte multitask çalışma yani birden fazla shell'in aynı anda çalışması yani paralel çalışmayı göstermiştik. O paralel çalışmaya bir örnekte bakın fonksiyonları kullanarak yapalım. Şimdi task 1 Task 2. Sanki bunlar bizim hani threadlerimizin ana fonksiyonları olur ya. Sanki bunlar onlarmış gibi düşünün. Task 1, Task 2 birer işlem icra edecekler. Buraya bir jenerik olarak bir ortak ikisinin de aynı olacağı bir fonksiyon yazdım. Func name'i parametre olarak alacak task generic.
argüman 1'e. Bu artık fonksiyon ne? Mesela bunun için task 1 yazacak. Bunun için task 2 yazacak. Ve 10 defa döndürüyoruz. 10 saniyelik bir ömrü olan bir işlem icra edecek. Ama unblock'e çalışacak ve aynı anda çalışacak. Bakalım neler olacak, ona bir bakalım. Bakın task 1, task 2 aynı anda çalışıyor. Ve şu an burada görüldüğü gibi 3 tane kabuğum çalışıyor. Ana kabuk ve diğer ikisi. Ana kabuk hala şu an hayatta. Diğerleri ömrünü tamamladı. Evet, bir önceki bu şu anlattığımı biraz oturaması için bir önceki dersi işlemiş olmanız önemli olur. Buna bir alternatif, subshell'e alternatif bir kullanım. Fonksiyonlarda bakın şu V işaretini kullandığımda yeni bir kabuk olarak çalıştılar. Bu enteresan bir özellik diyorum ve dersimizi burada tamamlıyorum. Sıradaki derste görüşmek üzere.